Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle tohumlu zincirin etrafını süsleyerek böyle çiçekli bileklikler, gözlük zincirleri, kolyeler, küpeler nasıl çalışabiliriz onu göstereceğim. Şöyle ben videoda çalıştığım örnekler bunlar. Hazırda farklı model kalmadığı için elimde gösteremiyorum. Hani gözlük zinciri, bileklik nasıl olur göstermek isterdim ama yaptığım modeller genelde tükendiği için elimde şu an hazırda kalmadı. Şöyle ama bu şu an videoda çalıştıklarım üzerinden göstermeye çalışayım. Mesela bileklik yaptığınızda böyle çok zarif, çok hoş oluyor. Küpe yaptığınızda şu alttan fazlalık zinciri kesiyorsunuz. Şöyle bir sallantılı küpe oluyor. Gözlük zinciri çalıştığımda da şöyle ilk 3 topu, yani zinciri 70 santim kadar kesiyorum gözlük zinciri için. O 70 santim zincirin iki ucunun 3 topunu şöyle çiçekliyorum. Kalan kısımları boş bırakıyorum. Tabi dilerseniz uğraşırım derseniz 70 santimdeki topların tamamını da bu şekilde çiçekleyebilirsiniz. Bilekliklerde yaklaşık 16 santim, gözlük zincirlerinde 70 santim kadar. Halhallarda ortalama 25 santim. Halhal çok çalışmadığım için tam emin olamıyorum ama 25 santim falan sanırım halhallarda zincir kesebilirsiniz. Şahmeran bileklik çalışabilirsiniz. Küpe ya da 40-45 santimlik kolyelerde de bu çalışma çok hoş oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Malzeme olarak da çok fazla bir malzememiz yok. Evet, önce malzemeleri göstermek istiyorum. Yapımına geçmeden önce. Şimdi şöyle tohum zincir süsleyeceğimiz için, tabii ki de şöyle tohum zincire ihtiyacımız var. Şöyle top, aralarında metal toplar olan şu. Genelde cevşen yapan arkadaşlarım da en çok kullandığı zincir bu. Şu metal toplarının etrafını süsleyeceğiz. Onun dışında 0.20 misinaya ihtiyacımız var. Ama siz misinayla çalışın. Ben videoda şu naybondun ipiyle çalışacağım ki takibi kolay olsun sizin açınızdan. Ama normalde bunu yaptığımda misinayla çalışıyorum. Siz de misinayla çalışın. Ben sadece bir tane çiçek üzerinden göstereceğim zaten. Çok basit bir model olduğu için iple bir tanesini çalışacağım. Ve tabii ki de en önemlisi 11 numara renkli kum boncuklara ihtiyacımız var. İsterseniz rengarenk, isterseniz tek renk olarak çalışabilirsiniz. Şöyle normal bildiğimiz dizi kum boncuklar bunlar 11 numara. Miyuki kullanmanıza gerek yok bence. Gereksiz masraf olur. 11 numara kum boncukla gayet güzel oluyor model. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Zaten çok kısa. Şöyle ben mavi yapacağım hemen. Şuradan zincirimi açıyorum. Ben normalde size bir püf nokta yine. Bunun dışında başka bir topum daha var benim bu zincirde. O biraz daha az. O topu komple böyle şey yapıyorum. Renkli olacak şekilde tohumlarını yapıp sarıyorum. Daha sonra lazım olduğu kadar zincir topundan kesiyorum. Eğer bu zinciri siz de benim gibi böyle bobin olarak kullanıyorsanız bobinlerden bir tanesini tamamen böyle renkli ya da tek renkte çalışabilirsiniz. Sonra gerekli olduğu kadar kesiyoruz. Şimdi hiç kesmeden ben bunun bir tanesini göstereceğim. Toplardan birini, şu en baştakini göstermek istiyorum. Odağımı yakınlaştırayım. Şimdi çalışmak için bakın şu topun üzerinde, tam topun üzerine denk gelen iki tane zincirimiz var. Şöyle zincir halkası var. Bakın tam topun üzerine denk geliyor. Biri bu. Burada da şu çok içeride kalmış, bir sonrakini kullanıyoruz. Yani şöyle bakın, şuradaki gibi topun çok içerisinde kalmışsa zincir, buradan misinayı geçerken kırabilirsiniz. O yüzden çok içeride kalan zincirlerde bir sonraki halkayı kullanıyorsunuz. Şimdi eğer şunun içerisinden, topun içerisinden geçiyorsa iğneniz ilk başta, bakın topun içerisinden geçirebiliyorum. Topun içerisinden geçiyorsa şöyle geçip topun içerisinden
Şöyle bakın, tam ipi çekmedim. İp burada duruyor. Şu parmağımla tuttum. Topun içerisinden geçtim. Hemen buradaki ilk zincirin içerisine şöyle bakın batıyorum. İlk zincire battım. Buraya bir düğüm atacağım. Ama düğüm atarken şunu bırakmıyoruz ki düğüm sağlam olsun. Çıkmasın. Düğüm atabilmemiz için bu taraftan ayrıca tutmamız gerekiyor ipi. Yavaşça çekiyorum. Çektim. Ve buradan da çekiyorum. Şimdi bunu misina ile yaptığınızda burada düğüm belli olmuyor kesinlikle. Onu da söyleyeyim. Şimdi düğümü attım. Topun içerisinden geçme sebebim çok daha rahat tutabilmem. Normalde eğer bu topun içerisinden geçemiyorsanız, kaynaklıysa, kaynak sıkıştırdıysa topun içini, direkt buradan geçip sarıp buraya yine düğüm atıyorsunuz. Yine o zaman ipi şöyle tutacaksınız ki siz düğümü atarken çıkmasın. Bakın zincire şöyle bir düğüm attım. Şimdi şöyle yine zincirin içerisinden geçelim. Bir kez aynı düğüm attığım zincirin içerisinden geri tekrar geçiyorum. Ve toplamda burada 5 adet kum boncuk alıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 adet kum boncuk aldım. Kum boncuğumu aldım. Topun içerisinden geçmiştim. Zincirin halkasının içerisinden geçtim. Bu üst tarafta. Bakın halka. Şöyle göstereyim. Şurada. Ben hemen alttaki zincirin altındaki müsait olan ilk halkadan geçiyorum. Dediğim gibi buradaki halka eğer topun içerisinde çok gelikse bir sonraki halkadan geçiyorsunuz. Yukarıdaki zincirden çıkmıştım halkadan. Aşağıdaki halkadan geri geçiş yaptım. Şöyle yerleştirdim. Bakın. 5 tane boncuk bu tarafına yerleştirdim. Şimdi tekrar 5 adet boncuk alıyorum. Bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 adet boncuk aldım. Fazlalıkları kaldıralım hemen. Kesinlikle misina ile çalışıyorsunuz ama çünkü böyle iple iz kalıyor, düğüm izi falan kalıyor. Şimdi şuradaki halkadan çıktım. Az önce düğüm attığım halkadan geri 5 tane boncuk aldıktan sonra şöyle göstereyim. 5 tane boncuk aldıktan sonra şu düğüm attığım halkanın içerisinden ve boncukların içerisinden geçiyorum. Pardon, evet. Geçişimi yaptım. Şöyle sıkıştıralım. Şimdi bu boncukların oturması ve düzgün görünmesi için bunun içerisinden şöyle bir kere de boş tur dönüp düğüm atacağız. Aynı yolu takip ediyoruz. Ama bu kez boncuk almadan yapıyoruz. Şu ipi de artık kesebiliriz. Bunu da kesiyoruz. Şöyle sıfırdan keselim, iz kalmasın. Kestik. Bakın ilerlemeye devam ediyorum. Az önce geçtiğim yerlerden geçiyorum. Zincirin içerisinden geçtim. Bu kez diğer yöndeki boncukların içerisinden geçeceğim. Düğümümü atıp koparacağım ve ilk çiçeğimiz tamamdır. Buradan da geçiyorum. Eğer boncuklarınızın delikleri darsa, daha fazla hani geçemiyorsanız, olduğunuz yerde hemen düğüm atıp bitirebilirsiniz. Ben hala geçiş yapabildiğim için şöyle bir daha karşıya geçtim. Evet. İyice sıkıştırdım ve
Bu boncukların topun etrafını sarmasını sağladım. 5'ten fazla boncuk almayın. Çok girintili, çıkıntılı olur. Hoş bir görüntü olmaz. 5 sağına, 5 soluna topun boncuk ekledik. Ve bu araya geldik. Normal her zamanki gibi düğüm attığımız şekilde araya aldım. Bakın 2 boncuğu alttan geçtim. 1, 2 tane sarmak yeterli olacaktır. Sardım. Çektim araya. Normal bitiş düğümü atıyorum. İyice sıkıyorum. Dediğim gibi misina ile çalıştığınızda bu düğüm izlerinin hiçbirisi bu kadar belli olmuyor. O yüzden mutlaka misina ile çalışın. Ben şu an netlik açısından iple çalıştım. Şöyle birkaç tane boncuklu düğümden uzaklaştım. Ve düğümümü kesiyorum. Çok yakından kesemezseniz bir de yakarsınız. Böyle düzeltiyoruz. Bakın bir çiçek hazır. Bir çiçek buraya aynı şekilde. Yani her çiçekte, yapacağınız her çiçekte başlangıçta bir düğüm atıyorsunuz. Yine bir çiçek daha yapacaksak şöyle deniyoruz. Topun içerisinden geçebiliyoruz mu, geçemiyoruz mu ona bir bakıyoruz önce. Mesela bu topun içerisinden geçilmiyor, çok zor. İpi keseceğinden şüpheliyim. O yüzden topun içerisinden geçemiyorsam bakın ilk halkadan şöyle geçiyorum. Ama tam çıkmadan bakın tam çıkmıyorum. Burada ipim kaldı. İpi şöyle tutuyorum ki sanki hani burada düğümlüymüş gibi kaymasın elimin içerisinde. İpi tuttum. Sonra halkanın içerisinden tekrar şöyle bir yarım geçiş yaptım. O zincir halkasının içerisinden. İğnemi de tuttum. Bir, İki tane sardım. Şöyle. Şimdi buraya düğüm atmış olduk. Bakın. İlk halkama düğümü atmış oldum. Yine halkamın içerisinden tekrar geçiyorum. 5 buraya, 5 buraya ekleyip düğümü atıyorum. Bunu da mesela ikinci boncuğumu da nereye çalışayım? Sarı boncuk varmış. Şuradan sarı yapayım bunu da. 1, 2, 3, 4 ve 5 adet sarı boncuk aldım. Şöyle dilimizi bilmeyenler için göstereyim. 5 adet sarı boncuk aldım. İpim ilk zincirimde. Dediğim gibi şu düğüm izleri misin ayrı çalıştığınızda kesinlikle görünmüyor arkadaşlar. Şöyle hemen topun altındaki ilk zincirden, zincir halkasından geçiş yapıyorum bakın. Bırakıyorum şöyle tekrar. 1, 2, 3, 4 ve 5 adet aldım. Şöyle yine düğüm attığım halkanın içerisinden de geçiyorum ve karşı boncukların içerisinden geçiyorum. Şimdi böyle ayrık durmaması için bir turda boş geçiyorum. Bakın iple renk çok belli oluyor. O yüzden iple çalışmayın. Misina ile çalışın. Misina videoda belli olmuyor. Eleştirileri çok fazla geliyor. O yüzden olabildiğince iple çalışmaya gayret ediyorum. Yapılabilecek modelleri en azından. Tekrar bakın orada zincir var. Zincirin halkasının içerisinden tekrar muhakkak geçiyoruz. Atlamıyoruz. Boncukları tutturduğumuz halkaların içerisinden geçiyoruz. Alttan aldım. İğnemi bir iki tane sardım. Şöyle araya çektim. Düğümümü dikkatli bir şekilde attım. Düğüm
kendimden de uzaklaşıyorum. Şimdi sarı boncuk kullandık. Mavi iple sarı boncukla çalıştık. Çok belli oldu. Şöyle yakından da keselim. Başlangıçta attığımız düğümü ipini de kesiyoruz. Varsa uçlarını yakıyoruz. Şöyle elimizde düzeltiyoruz. Bakın. Gayet güzel bir çiçeğimiz daha oldu. Aslında çok da hızlı ilerliyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle böyle zincir şeklinde kolye, küpe ve bileklik takım olarak çok muhteşem oluyor. Yaz geldiği için hal hal olarak kullananlar da var, çalışanlar da var. Denemenizi tavsiye ederim. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Farklı modellerde, farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.